gelecek buraya. Başkanım, bildiğiniz üzere bizim burada iki katlı bir yapımız var. Aşağıda bir otobüsler için bir bölgemiz var. Bir de yukarıda yaya yeri. İkinci katımızda da bir sanat galerisi vesaire var. Şu kısmımız betonarme, burası betonarme, üst tarafı da çelik olacak şekilde. Detaylarını arkadaşlar verir. Biz şu anda betonarmedeyiz. Temelimizi kazdık. Deniz kenarı olması hasebiyle şu tarafa, şu maviyle görmüş olduğunuz bütün diyafram duvarlar tamamlandı. Sistem kilitlendi içeriye su almayla ilgili. Şimdi buradaki kazıklarımızla jet grout'larımızı yaptık. Şu yeşil olanlar da jet grout'larımız. Sadece açık maviyle burada kesişen kazıklarımız var. Onlar da bunu kaldırdığımız zaman, bu iskeleyi kaldırdığımız zaman yapacağız, bitireceğiz orayı da. Şu an bize engel teşkil etmiyor. Çıkış tüneli mi? Evet, evet. Evet başkanım. Burada da şu kısımda da başkanım, kırmızıyla görmüş olduğunuz şu an hazırlığını yaptığımız tabliye. Şu açık mavi de tamamlamış olduğumuz temel kısmı. Kalan bu kısım. Toplamda %40'tayız. %40 seviyesinde betonarmeyi tamamladık şu anda. Çelik ankrajlarımız geldi. Çelik projemiz de bir haftaya kadar geliyor. Geldiği zaman çeliğine başlayacağız. Sonra da ince işlerine devam edeceğiz başkanım. Sizin davanıza bakan hakimin kardeşinin KYK ile ihraç edildiği ve FETÖ ile ilişkili olduğu ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? İBB'de terör örgütüyle iltisaklı diye kıyamet nasıl koparıldığını biliyoruz. Kıyameti koparanların içinde bakanından başka kurumlara kadar varan makam sahibi insanlar var. Tabii şunu söylemem lazım. Hakimler Savcılar Kurulu çok önemli bir sınav veriyor. Herkesin malumu davanın ilk hakimi nasıl telkinde bulunulduğu, nasıl zorlandığı, hatta tehdide varacak şekilde bir takım iddiaların konuşulduğu bir süreç yaşandığı ortada ve hatta bu konu aslında neredeyse kanıtlanmış gibi diyebilirim. Ama HSK bu konuda tek bir adım bile atmadı. Şimdi cezayı veren hakimin kardeşinin FETÖ iltisaklı olması ile ilgili süreç konuşulur durumda. Çok net, acı bir durum. İşin içinden çok pis kokular geliyor. Acaba nasıl böyle bir hakim atanmış? Bir kurgu mu yapılmış? Bir sürü şey insan düşünmeden edemiyor. Zaten uydurma bir mahkeme, uydurma bir dava. Düşünsenize işte hala istinaf mahkemesinde bekletiliyor. En başta söylediğim gibi Hakimler Savcılar Kurulu önemli bir sınava tabidir. Şu ana kadar sınavların hepsinde kaldı. Bakalım bu aşamada ne yapacak? Biz zaten mahkemeyle ilgili, mahkemenin hakimiyle ilgili birçok beyanda bulunmuştuk. Avukatlarımız süreci takip ediyor. Ama ben HSK'nın sınavının bir üstüne çıkıyorum. Ben bu süreci buradan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Adalet Bakanı'na da havale ediyorum. Bakalım o bu konuya ne diyecek ya da nasıl bir takipte ya da denetimde bulunacak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.